əsəri meydana çıxartmaqda sizin rolunuz acəbə nə idi? Şimdi bizim ailemizde sanatçı ve müzisyen olduğu için herhalde bize de oradan baba tarafından bir miras kalıp etkisi var ki biz de müzikle uğraşırız. Evet. Benim Danimarka'da 2 sene boyunca ses teknisyenliğini okuduktan sonra işte kayıt meselelerine çok ilgi duyduğum için babamın da devamlı yengi şeyler yaptığı zaman daha güzel şekilde, daha profesyonel bir şekilde çıkması için elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu CD'nin de kaydında işte kayıt konusunu üstlenmiştim ben. Değişik arkadaşlar bizim Danimarka'daki saz çalan arkadaşlardan yardım alarak Özdeğe'den beraber güzel bir şey çıkartmaya çalıştık. İnşallah dinleyenler beğendiler. Elleriniz var olsun. Sağ olun. Yalak ve İbrahim Bey, dedik burada 16 horiyot usulları evet. Kayıt olunubdu bu CD'de. Burada 8. dərməngahından sonra burada yazıbsınız. Burada 11. horiyot ve makamlar. Bunu açıkladıysanız bu burada anlamı neydi bunun? Şimdi bunu tabi seve seve açıklarım. Rahmetli Mulla Taha evet. Bağdat'a gelir. Bağdat'ta bir haftada bir çok horiyat usulü kaydettirirler özne. Bizim bu horiyatı okuru. Evet. Bu horiyatı okuru. Orada dermengahı diye yapar ora. Orada değiller Bağdat'taki makam şinazlar. O zaman makamçıları, müzisyenleri. Diri buna gelin ortaklı bir ad verin. Bağdat sanatçıları. Ne ad verin? Çünkü Bahrezavu'ya yakındı. Bahrezavu makamına yakın olduğu için buna makam ve koyrat adı verilipti. Bağdat'ta şimdi resmen bu arşivte evet. Makam ve koyrat geçirdi Mulla Taha'nın şeyi. Dermangaha dahi, dermangaha başka bir usuldan çıkma bir koyratımızdı. Evet. Yani biz Kerkük'te böyle geçirir ama aslı adı Bağdat'ta makam ve koyrattı. Bağdat sanatçılar tarafından, Mulla Taha tarafından bu ad kabul edilipti. Ben de 13 ora onu geçmek zorunda kaldım. Bana bir örnek olduysa ede ettiyse bizim için. Olabilir. Bu Bayat makamından çıkan bir koyrat. Evet. Dede yana yüz yaralar, bir kanser yüz yaralar. Ay ay ay. Ay 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 gözüm ağam bu davran böyle geçse ay 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 bu davran böyle geçse dert bende bine baklar ay 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 zaten çok benzeri var Bahrezavu ile. Çok benzeri var. Onun için Bağdat'ta makamçılar tarafından bağdı verilipti. Mesela gelirse biraz sonra bizim dermengaha koyratımız evet. Başka makamdan çıkarır. Bayat makamından dahi. Evet. Bağdat'ta olan büyük sanatçılar, makamçılar Mansuri makamını sabah üzerine okurlar. Kerkük'te sabah makamı sabah üzerinden okunu. Yani oradan biraz hilaf var aramızda. Bunun için sabah makamından Türkmen koyratı çıkmaz. Bunu da Nebil kardeşimize seva seva izah etmiş olduk. Eydi, bizde koryat usulları var. Evet. Bizim çağırıcı diyorlar burada. Çünkü çağırıcı. Makam okuyucu ayrıdır. Evet. Çağırıcı yani koryatçılar evet, arasında. Evet, evet. Bazı benzeri olduklarına bahçe. Mesela Şerife veya Malallah. Bunlar açıkladıysanız, yani bazı horiyot usullarından evet. Bir benzeri var. Mesela ben indiye kadar ne eski Kerkük horiyot okuyanlarında, evet. Ne de yenge horiyot okuyanlarında, ne Şerife,
ne de o bir sınav demiştim. Dedim malallah. Malallah eşitmem şemkarcı koyrat çağıranlarında. Bu duz kurumatı da olan malallah adında bir mandiye var imiş. Özünü icat etti ve. Hatta bir koyrat var diri bir Allah, bir hudamdi bir Allah. Kerkük'te mıçla var, hurmatı da malala. Malala. Bu malala koyratı hurmatı çevresine ait. Şerife koyratı da ben indiye kadar ne kimseden eşitmişim. Ne Mustafa Alek deyip, ne de Azze-i Nema deyip, ne de Reşit Külavaz'a deyip. Sadece bu da bir parça adı. Osman Tapılabaş, Allah affetsin, okurmuş ama elimizde bir kanıt, bir şey yoktu. Zaten bu sorunu vaktinde rahmetli Mayet Hasan'a, makamşinas Mayet Hasan'dan sordum. Böylece sorular. Dedim ben hac ederim her vakit görüşmelerde o makamları okuyası veya o usul, horiyat usulları okuyası ki indiye kadar okunmayıptı. Yani her zaman baktı bu bayat okullar. Evet. Bayat güzel bir nağme olduğuna yani çok şeydi. Millet sever özüne vakit onu okuruk. Ama bizlerde bazı horiyatlar ve bazı mesela diğer makamlar adları var. Kitaplarda ki kayıt olunuptu. Tespit olunuptu. Onları okumsuz. Dedi biz bunları tamam eşitmişiz özüne. Biz bir kanıtımız yoktu. Yani bunu eşitmemişim bir kimseden, hatta ustalarımdan. Ki ben de ede yedim onun kimin özünü. Bu dedi o aynen söz ona gelir. Şimdi bir şey daha var burada. Mesela alırsak Çerçük koyratı, Türkmeneli koyratı. Çok büyük bir mirastı. Evet. Ama bir yolcu koyratımız var. Evet. Ağam ağam. Evet. Ağam ağam koyratı yolcu koyratı diyerek. Bir de edele değiller. Edele diye bir koyrat yoktu. Evet. Edele diye bir koyrat yoktu. Ama ağam ağam koyratını icat edenin adı edeledi belki. 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 Mesela nedir? Burada ağam 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 yatmam şamay ağam diyor. Orada billah böyle başlanılı. Evet. Yani o ağam ağam yoktu ama aynen teslim aynıydı, başlamak aynıydı. Buna bir edele adı geçip ben büyük sanatçılardan değişmişim. Edile adında bir koyratımız yoktu. Var ise de biri gelsin desin. Ama o günden ağam ağamı kaldırırlar. Buna edile değiller. Tamam. Şimdi bir Ömer'e geleyden başlayak. Başlayak. Yani bayattan. Ablaneynim, dedeneynim, ağaneynim, ablaneynim. Ablaneynim, seyidem, bak başıma, bak gözümün yaşına, ağaneynim. Dedeneynim, paşaneynim, ablaneynim. Ablaneynim, geç de yaptım, tez ittirdim. Bak hudamın işine ağaneynim. Dedeneynim, ağaneynim, paşaneynim, ablaneynim. Bu Ömer'e gelen. Ay var olasın, çok güzeldi. Tabii bu kısa görüşmenin sonuna gelmiş oldu. Maalesef şu vaktimiz çattı. Evet. İnşallah sizden çok memnun olduk. Çünkü bizi kırmadınız. Vaktimiz de suda dardı. Zannedersem yarın seferimiz var. Sizler de memnun olduk. Ve sizlere ve Turhan Bey'e de inşallah kendi hayatınızda ve çalışma hayatınızda da hep üstün başarılar diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Bu güzel konuyu sizinle beraber konuştuk, tartıştık. Bize de bu zamanı tanıdığınız için sizlere teşekkür ederiz. Programımızın da devamını dilerim. Burada olan bizimle beraber yardımcı olan kardeşlerimize de teker teker teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.